Daha iyi misin? Sana içecek bir şeyler hazırlayayım mı? Sen hiç bulaşma bana. Hiç bulaşma. Ya o hırsım içimde patladı benim ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gizlice mi gitsek? Yok artık, daha neler. Adam tümden delirsin sonra. Ne yapalım, bırakalım bu salak evlensin mi? Ne münasebet canım, Allah Allah. Hangi çağda yaşıyoruz? Yarın gider annenle konuşur, hallederiz. Öyle kolay değil. Gerizekalı yüzük takmış. Parmağına yapıştırma diye yüzüğü. Bu konuyu kapatsak mı acaba? Herkes çok gergin zaten. Boş boş konuşmayın Cila. Ben zaten hepinize çok şaşkınım ya. Ben yarın gideceğim o evi inleteceğim, inleteceğim. Zaten ben yarına kadar nasıl dayanacağım onu da bilmiyorum da. Kız da nasıl korkutmuşlarsa. Yarın ben de konuşacağım. Pardon, sen neyi konuşacaksın? Niye konuşmayayım canım? Bizim yüzümüzden oldu. Her şey Kanada başlamadı mı? Benim hatamdı Mete Bey. Siz şey yapmasanız. Sen şey yapmayın Cila. Ne münasebet. Naz, Naz lütfen sakin olur musun? İncil'e sana sus dedim. Bir annenle kavga etme diyorum. Öyle bir sorunu var maalesef. Nerede susup nerede konuşacağını bilemiyorum. Hoş geldiniz. İncil ne oluyor? Anlatırım, anlatırım. Efendim anne. Kadir, sen nerelerdesin oğlum? Yatağın hiç bozulmamış. Erken çıktım anne. Hazır gelecekken şu otoparka bakayım dedim. Ay taktın mı? Takıyorsun be evladım. Anne hadi görüşürüz. İyi tamam hadi. Bunun yan etkisi falan yok mu? Hayır diyorum sana. Annem. Takviye nerede? Sen. Burada. Naz, iyi misin? İyiyim babacığım, iyiyim. Bir şey konuşmaya geldim de annemle. Anne, sen gerçekten benden habersiz bu kızı evlendirecek miydin? Hiç ona bakma. Bana bak, bana. Ne oluyor Naz? Yengeciğim, sen istersen oğluna sor ne olduğunu. O sana anlatır. Değil mi Oziş? Füsuncuğum, ben anlatacağım sana ama bize bir müsaade eder misin önce? Sen gel bakayım benimle. Gelsene benimle. Mete, sen de lütfen. Konu beni de ilgilendiriyor Filiz teyze. Neden? Karımı ilgilendirdiği için. Allah Allah. Peki. İyi bir kısmet çıktı İncil'e. Tanışmak istedi. Hepsi bu. Benimle ne alakası var anlamadım. Anne, bana masal anlatma. Filiz, nedir bu evlilik meselesi? İzzetciğim, anlatacağım ben sana. Ben şunu anlamak istiyorum önce. Bu kız senin kölen mi, tapulu malın mı? Sizin köleniz mi? Böyle kafanıza göre verip vazgeçebileceğiniz birisi mi İncil'e sizin için? Mete olmadı ama şimdi böyle. Biz de olurunu anlamaya çalışıyoruz zaten. İncil'e bir gelsene mi? İncil'e dur. Übera, bütün sinirimi senden çıkarmayayım şimdi. Naz Hanım, dün geldi tanıştılar. Çocuk efendi, varlıklı da. Bizimkiler de sevdiler. Biz bir söz verdik. İncil'e kendi de istedi. Yani size ne anlattı da bu kadar sinirlendiniz bilmiyorum ki. Sen benim önümde İncil'e baskı mı yapacaksın ya? Siz kendinizi benden akıllı mı sanıyorsunuz ya? Nazcığım, canım. Bu kızın duyguları yok mu evladım? Belki bu iyi bir kısmet. Belki bir şeyler hissedecek. Ne biliyorsun? Neden kısmetine, kaderine mani oluyorsun? Ben bunu anlamıyorum şu anda. Yani bu kızın bir yuvası olmasın mı? Bir kocası olmasın mı? Nazcığım, vebalini ödeyemezsin bu yaptıklarını. Bencil olma. Sen İncil'i sevmiyor musun? Kıymet vermiyor musun kızım? Tamam o zaman. Onun iyiliği için bir şey yapacaksın. Kısmetine mani olmayacaksın. Hayır, ben anlamıyorum. Bu kızın ömrü böyle nereye kadar gidecek senin peşinde, şimdi de kocanın peşinden. Nereden biliyoruz? Adam belki manyağın teki. Belki ben sevmeyeceğim adamı. Kızım, senin sevip sevmemenin bir önemi yok. İncil'e sevecek mi, ona bakacağız. Ayrıca söz dediğin nedir canım? Bir yüzük atarsın biter. Biz zaten yani rahatça dolaşsınlar, birbirlerini tanısınlar diye yaptık. Bugün de geliyor zaten. Siz de görürsünüz. Tamam. Hı?
Tamam, tanışacağım. Gerekirse ben evlendireceğim. Kocasını da kapıma şoförüm yapacağım. Ama biz ayrılmayacağız. Bunu kafanıza sokun. Nasıl? Ne var ya? Belki sevecek. Annem haklı yani. Ben aşağıdayım. Aranızı da halledin gelin. Merhaba Atıf dede. Sen? Ne oluyor burada? Bir şey yok baba. Var bir şey dede, var bir şey. Annemle Müberra biri olmuş, İncil'i evlendirmeye çalışıyorlar. Sor, anlatsın. Yok, kapıya şoför yaparmış da bilmem ne. Bir bakacağız dedim. Ne dedim ben? Neyine bakacağız ya? Neyine bakacağız biz pardon ya? Biz bu kız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hayatımızı seferber ediyoruz. Hanımefendi ağzını açıp tek bir şey söylemiyor. Başımıza gelmeyen şey kalmadı ya. Bağırma kıza. Ya sen bu yüzden yurt dışına kaçmıyor muydun evlenmek istemediğin için? Ne oldu şimdi? Senin rızan var mı mesela? Ya bir tanışıp annemlerin ağzını kapatacağız. Mete, ne var bunda ya? Şimdi niye tanışıyoruz ya kız bile istemiyorken? Bak annem haklı. Belki sevecek, belki mutlu olacaklar. Ben evlenmesine karşı değilim ki. Ben de evlendim. O benim yanımda olduğu sürece bir sorun yok yani. Belki düzgün biridir. O zaman ben de onaylarım. Sen niye bu kadar büyüttün ben onu anlamadım. Ben mi büyüttüm şimdi? Biraz. Naz, Mete Bey istemiyor işte. Ya sen istiyor musun İncil'e? Sen onu söyle. Benim hayatımı tartışmıyoruz. Bir şey söyleyip kestirip atsana mesela. Mete, bir sakin olur musun? Dedenden fazla geldin. Kes, bitti. Tanışmak manışmak yok. Buraya niye geldik? İncil'e evlenmeyecek deyip kestirip atmaya geldik. İşin geldiği yere bak. Hayır, sen niye ağzını açıp bir şey demiyorsun? Naz, ben artık aranızda kavga konusu olmak istemiyorum. O fincire yürü hadi ya.